Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza doğru orantı, ters orantı uygulamalarıyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımız, konu, kitabımızın konuyla ilgili verdiği bilgilerle başlayalım. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor ya da iki çokluktan biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklar doğru orantılı olarak değişmektedir. Bu orantıların eşit olduğu ya orantı sabiti denir. Doğru orantılı iki çokluktan biri A, diğeri B ise K orantı sabit olmak üzere A bölü B eşittir K olarak yazılır. Burada şunu söyleyelim. Doğru orantılı çoklukların birbirine bölümü orantı sabitine eşittir. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılı olarak değişmektedir. Bu orantıların eşit olduğu ya ters orantı sabiti denir. Ters orantılı iki çokluktan biri A, diğeri B ise K orantı sabit olmak üzere A çarpı B eşittir K olarak yazılır. Biraz sonraki çalışmalarımızda daha net anlayacaksınız. İki çokluk ters orantılı ise bunların birbiriyle çarpımları orantı sabitine eşittir çocuklar. Birinci çalışmamızla başlayalım. Aşağıda verilen problemlerdeki çokluklar doğru orantılı olarak değişiyorsa noktalı yerlere doğru, ters orantılı olarak değişiyorsa ters yazınız demiş. Birinci ifademizde 5 kilogram çilekten 2 kilogram reçel elde edilirse 15 kilogram çilekten kaç kilogram reçel elde edilir demiş. Çocuklar 5 kilogram çileği siz artırır 15 kilogram çilek yaparsanız yani çilek miktarı artarsa yaptığınız reçelin miktarı da artacaktır. Dolayısıyla ikisi de arttığı için bu çokluklar arasında doğru orantı vardır. İkinci ifademizde her gün aynı sayfa sayısı kadar kitap okuyan Sude 4 günde 140 sayfa okuyorsa bir günde kaç sayfa okur demiş. Sude 4 günde okuduğu süreyi yani süreyi bir güne düşürürse azaltırsa tabii ki okuduğu sayfa sayısı da bir günde okuduğu sayfa sayısı 4 güne göre azalacaktır. İkisi de azaldığı için bu çoklukların burada doğru orantı vardır diyoruz. İkisi de artıyor ya da ikisi de azalıyorsa doğru orantı vardır çokluklar arasında. Üçüncü ifademizde saatte 150 km sabit hızla 3 saatte gidilebilen yol saatte 200 km sabit hızla kaç saatte gidilebilir denmiş. Şimdi çocuklar bir yol eğer 150 km hızla gidiliyorsa ve 3 saatte bitiriliyorsa hızımızı 200 km'ye çıkardığımızda ne olacaktır? Geçen süre azalacaktır. Bakın hızımızı arttırdığımızda geçen süre azalır. Daha kısa bir sürede gideriz. Geçen süre azaldığı için yani hız artarken süre azaldığı için bu çokluklar arasında ters orantı vardır. Diğer ifademizde bir çiftlikte 10 ineğe 15 gün yetecek kadar yem vardır. Buna göre yemler 5 ineğe kaç gün yeter demiş. Eğer inek sayısını azaltırsanız gün sayısı artar. Bakın 10 ineğe 15 gün yetecekse 5 ineğe daha çok gün yeter yem. Dolayısıyla inek sayısı azaldığında gün sayısı arttığı için burada da ters orantı vardır diyoruz yani biraz artarken öbürü azalıyorsa ya da biraz alırken diğeri artıyorsa bu çokluklar arasında ters orantı vardır. İkinci etkinliğimizde aşağıdaki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız demiş. X'in 3'e bölümü eşitmiş, Y'nin 7'ye bölümü o da eşitmiş çocuklar K'ya. K burada orantı sabitidir. Tabii çoklukların birbirine bölümü orantı sabitine eşit ise bu çokluklar arasında doğru orantı vardır. Bakın burada x 3'e bölünüp orantı sabitine eşit oluyorsa x 3 ile doğru orantılıdır. Y de 7'ye bölünüp orantı sabitine eşit oluyorsa y de 7 ile doğru orantılıdır deriz. İkinci eşitliğimizde yine x bölü 2 eşittir y bölü 3 o da eşittir z bölü 4 eşittir k demiş. Burada x 2 ile doğru orantılıdır. Y 3 ile doğru orantılıdır. Z de 4 ile doğru orantılıdır. Diğer bir ifademizde 4a eşittir 4a bölü 5 eşittir k demiş. Çocuklar burada a 5'e bölündüğü için bakın 4a bölü 5 5'e bölündüğü için orantı sabitine eşit olduğundan a 5 ile doğru orantılıdır. 4 ile çarpıldığı için de 4a 4 çarpı a'dır. Ters orantılıdır. a 5 ile doğru orantılı 4 ile ters orantılıdır. Neden? Çünkü a 5'e bölünmüş İki çokluğun birbirine bölümü doğru orantı, orantı sabitine eşittir. E, 4 ile de çarpılmış ters orantılı çokluklar çarpıldıklarında orantı sabitine eşittir. Diğer bir ifademizde 5A eşittir. 9Z o da eşittir. K demiş. Burada 5 ile A çarpıldığı için A 5 ile ters orantılıdır. 9 ile de Z çarpıldığı için Z 9 ile ters orantılıdır. Bunların çarpımları orantı sabitine eşit olduğu için. Evet geldik. X bölü 2 eşittir. Y bölü 3 ve X artı Y eşittir. 75 olduğuna göre X kaçtır demiş. Evet çocuklar bu sorularda şunu yapın. X bölü 2 eşittir. K diyeceğiz. Bakın X 2'ye bölünmüş. X 2 ile doğru orantılı demektir. İki çokluk birbirine bölünüp orantı sabitine eşit olur. Doğru orantıda. K'nın paydası 1 olduğu için içler dışlar çarpımı yaptığımızda x buradan 2k çıkar. Y bölü 3 de yine orantı sabitine eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda y de buradan 3k çıkar. Şimdi burada ipucunu vermiş bize. x artı y eşittir 75 demiş. x yerine 2k, y yerine 3k yazarsak orantı sabitimizi buluruz. 2k, 3k daha 5k. Bu da eşittir 75. Her iki tarafı da 5'e böldüğümüzde 1K eşittir 15 olarak bulunur. X kaçtır diye sordu. X'i biz 2K demiştik. K yerine 15 yazarsak 2 çarpı 15'ten X 30 olarak bulunur. Diğer bir sorumuz x bölü 7 eşittir y bölü 2 ve x eksi y eşittir 15 olduğuna göre y kaçtır demiş burada da. Yine x'in 7'ye bölümü orantı sabitine yani k'ya eşittir. Buradan k'nın paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x eşittir 7k. y bölü 2 orantı sabitine eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda y buradan 2k olarak bulunur. Bakın burada ne demiş? x eksi y eşittir 15 demiş. x yerine 7k. y yerine de 2k yazarsak 1K'dan 2K çıktı 5K eşittir 15. Her iki tarafı da 5'e böldüğümüzde 1K yani orantı sabiti buradan 3 olarak bulunur. K'yı yerine koyarak Y'yi bulalım. Y 2K'ydı. 2 çarpı 3'ten 6 olarak bulunur. Beşinci sorumuz yine aynı şekilde. Burada da çocuklar şöyle bir durum var. Bakın Z'ye eşitmiş. Z de Z bölü 1 olarak yazılır x bölü 2 eşittir k olur. Yine içler dışlar çarpımı yaptığımızda x eşittir 2k. y bölü 3 eşittir k olur. k'nın paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda y eşittir 3k. z de bakın z bölü 1 k'ya eşittir. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda z de 1k olarak bulunur. x artı y artı z eşittir 300 demiş. Buradan X yerine 2K yazacağız. Y yerine 3K yazacağız. Z yerine de 1K yazacağız. Eşittir 300'e. 2K, 5K, 6K. 6K eşittir 300 ise her iki tarafı da 6'ya böldüğümüzde 1K buradan 50 olarak bulunur. X'i sormuş bize. X 2K'ydı. 2 çarpı 50'den 100'dür. Diğer bir sorumuz 3A eşittir 4B ve A artı B eşittir 21 olduğuna göre A kaçtır demiş. Çocuklar 3 ile A çarpıldığına göre 3 ile A ters orantılıdır. Bakın ters orantılı çoklukların birbirine çarp, birbiriyle çarpımı orantı sabitine eşittir. E 4 ile de B çarpılmış. 4 B de orantı sabitine eşittir. K burada orantı sabitidir. A'yı bulmak için ne yaparız? Her iki tarafı da 3'e böleriz. A'yı yalnız bırakırız. A buradan K bölü 3 olarak bulunur. B'yi bulmak için de her iki tarafı 4'e böleriz. B'yi yalnız bırakırız. B de K bölü 4 olarak bulunur. A artı B eşittir 21 demiş. Buradan A yerine K bölü 3. B yerine de K bölü 4 yazarız. Eşittir 21 olur. Şuraya gelelim. Buradan devam edelim. Paydalarını eşitleyelim. Kesirli işlem varsa paydalar eşitlenerek toplanır toplama çıkarmada. Bunu 4 ile genişleteceğiz. Bunu 3 ile genişleteceğiz. 4K bölü 12 artı 3K bölü 12 eşittir 21 olur. 4K ile 3K'nın toplamı 7K'dır. 7K bölü 12 eşittir 21 ise 21'in paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 7K eşittir 21 çarpı 12 olur. K'yı yalnız bırakmak için her iki tarafı da 7'ye böleriz. 7'ye böldüğümüzde buradan 1K. 7'yi 7'ye böl 1. 21'i 7'ye böl 3. 3 kere 12. 36 bulunur. Orantı sabitimiz 36'ymış. Bize A'yı sordu. A'ya biz K bölü 3 demiştik. A eşittir. K bölü 3 ise K'yı da 36 bulduğumuza göre K bölü 3 yani 36 bölü 3 eşittir. 12. A 12 olarak bulunur dinin sorumuzda yine ters orantılı çokluklar var. Burada 7 ile x'in çarpımı orantı sabitine eşittir. 3 ile de y'nin çarpımı orantı sabitine eşitmiş. x'i bulmak için her iki tarafı da 7'ye bölelim. x eşittir k bölü 7 çıkar. y'yi bulmak için her iki tarafı da 3'e bölelim. y'yi yalnız bırakalım. y de buradan k bölü 3 çıkar. Bize y eksi x eşittir 44 demiş. y eksi x eşittir 44 ise y yerine k bölü 3 x yerine de k bölü 7 yazar. Bu denklemden k'yı buluruz. Orantı sabitimizi buluruz. Burayı 7 ile genişletelim. Burayı 3 ile genişletelim. Paydaları eşitleyelim. 7 ile k'nın çarpımı 7k 7 ile 3'ün çarpımı 21 eksi 3k bölü 21 eşittir 44. Buraya niye 40 yazmışız? 44 olacak. Büyükler şimdi paydalar eşit. 7K'dan 3K çıktı. 4K bölü 21 eşittir. 44 oldu. 44'ün paydası 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4K eşittir. 44 çarpı 21 olur. K'yı yalnız bırakarak her iki tarafı da 4'e bölelim. K'yı bulalım. K eşittir. 4'ü 4'e böl 1. 44'ü 4'e böl 11. 11 ile 21'in çarpımı da 200. Kaç olur? 210, 231 olur. 231 olarak bulunur. Orantı sabitimiz 231'miş. Bize x'i sordu. x burada k bölü 7 idi. k'yı 231 bulmuştuk. 7'ye bölelim. 23'te 7 3 kere var. 3 kere 7, 21. 21 23'ten 21 çıktı. 2 kaldı. 1'i yanına indirdik. 3 kere. 33. X 33 olarak bulunur. İkizinci sorumuz A ile B ters orantılıdır. A eşittir 15 iken B eşittir 3 oluyorsa A eşittir 5 iken B kaç olur demiş. Evet birçok öğrencimizin bu soruyu gördüğünde zorlandığı bir soru çeşidi ama çok kolay çocuklar. Bakın A ile B ters orantılıdır demiş. A ile B ters orantılı ise ters orantılı çoklukların birbiriyle çarpımı orantı sabitine eşittir. Yani her A ile B çarpıldığında aynı sayı çıkmalıdır. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. A çarpı B eşittir. A çarpı B şeklinde gösterebiliriz. Peki burada A 15 iken B 3 oluyorsa bakın 15 çarpı 3 eşittir. A 5 oluyorken B kaç olur? B'yi bilmiyoruz. Eşit olmalıdır 15'te çarpımı, 15'te 3'ün çarpımına. Dolayısıyla 15 çarpı 3 45 eşittir 5 çarpı B 5B. Her iki tarafı da 5'e bölersek B buradan 45'in 5'e bölümü 9 olarak bulunur. Diğer bir sorumuz A ile B doğru orantılıdır. A 8 iken B 5 oluyorsa B eşittir 15 iken A kaç olur demiş. Bakın burada da doğru orantılıdır demiş. Çokluklar birbiriyle doğru orantılı ise birbirine bölümleri orantı sabitine eşittir. Bakın ters orantılı olduğunda birbiriyle çarpımları orantı sabitine eşittir. Doğru orantılı olduğunda birbirine bölümleri orantı sabitine eşittir. Yani A bölü B eşittir. A bölü B hep aynı çıkacaktır. A ile B'nin değerleri verildiğinde. A 8 iken yazıyorum şimdi. A 8 olduğunda B 5 oluyorsa B 15 iken A kaç olur? Eşit çıkmalıdır. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 5 ile A'nın çarpımı 8 ile 15'in çarpımına eşittir. Bir iki tarafı da 5'e bölelim ve A'yı bulalım. Yalnız bırakalım A'yı. 5'i 5'e böl 1, 15'i 5'e böl 3. 3 ile de 8'i çarparsak 24 olarak bulunur. 10. sorumuz a artı 2 ile b artı 3 ters orantılıdır. a 2 iken b 4 oluyorsa a eşittir 5 iken b kaç olur demiş. Ters orantılı ise ne yapıyorduk? Çarpımları orantı sabitine eşittir diyorduk. Yani a artı 2 ile b artı 3'ün çarpımı hep aynı sayı çıkmalı. Verildiğimiz değerlerde yani eşittir diyelim yine a artı 2 çarpı b artı 3 olmalı. Şimdi değerleri yazalım. A2 iken yani burada A yerine 2 yazdığımızda B4 oluyorsa eşitliğin bu tarafında A5 iken B kaç olur diyeceğiz çocuklar. Tabi diğer terimleri de yazacağız. A2 olduğunda burası 2 artı 2'den 4 olur. Çarpı B4 ol, oluyormuş. 4 artı 3'den burası 7 olur. Eşittir. A5 olduğunda burası 5 artı 2'den 7 olur çarpı B'yi bilmiyoruz. B artı 3. 4 kere 7, 28 eşittir. Burada da 7'yi dağıtalım parantezin içerisine. 7 çarpı B, 7B artı 7 çarpı 3, 21. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 7B burada kalsın. 21'i 28'in yanına eksi 21 olarak alalım. Buradan 7B eşittir. 28'den 21 çıktı 7'dir. Her iki tarafı da 7'ye bölersek B eşittir 1 olarak bulunur. Diğer bir sorumuz A ile B ters orantılıdır. A 4 iken B 80 oluyorsa A 32 iken B kaç olur demiş. Yine aynı şekilde ters orantılı oldukları için A ile B'nin çarpımı hep aynı çıkmalıdır. Orantı sabitine eşit olmalıdır. Şimdi A 4 iken B 80 oluyorsa 4 ile 80'in çarpımı eşittir. A 32 iken B'nin çarpımına. B'yi bilmiyoruz. 4 çarpı 80 320'dir. 32 B'ye eşittir. Her iki tarafı da 32'ye bölersek B buradan 10 olarak bulunur. Diğer bir sorumuz A ile B artı 3 doğru orantılıdır. Bakın doğru orantılı bu sefer. A'nın B artı 3'e bölümü orantı sabitine eşittir. Yani hep aynı çıkmalıdır. O zaman biz buraya şunu yazalım. A bölü B artı 3. A bölü B artı 3 hep aynı çıkmalıdır. Şimdi değerlerimizi yazalım. A 5 iken bakın A yerine 5 yazıyorum. B 7 oluyorsa B yerine 7 yazıyorum. A 1 iken B kaç olur? Şimdi bir toparlayalım. A 5 iken aşağı taraf B artı 3 7 artı 3'ten 10 olur. A 1 iken B artı 3 olur. Tabi içler dışlar çarpımı yaparak B'ye ulaşacağız. Burada 5 ile şuradan devam edeceğim. 5 ile B artı 3'ün parantez içinde yazacağız. B artı 3'ü çarpımı eşittir. 10 ile 1'in çarpımına. 5'i dağıtıyoruz parantezin içerisine. 5B artı 15 eşittir. 10 çarpı 1'e. 10'a. Ee, buradan bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 15'i 10'un yanına eksi 15 olarak alalım. 5B eşittir. 10 eksi 15 eksi 5 olur. İki tarafı da 5'e bölersek B e buradan pardon şurada eksi 5'i niye yazdık? Eksi 5'i silelim. 5'e böleceğiz her iki tarafı da. Ee, eksin artıya bölümü eksidir. 5'in 5'e bölümü 1'dir. B eksi 1 oluyormuş. A 1 iken. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer sorularımızın çözümlerini, konularımızın anlatımlarını kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.